Ben özür bekliyordum sonunda. Böylece sana duyduğum şeyleri hissetmen gerekiyor. Sana çok güzel şeyler hissediyorum. Şöyle ben geçelim. Geçelim mi? Gel. Çok güzel şeyler hissediyorum sana. Ben de sana bir açıklama yapmak istiyorum bu arada. Buyur gel. Açıklamadan önce bir sürprizin daha var. Başka yeter artık yok. Şaka yapıyorsun. Evet, hak ediyorsun. Yok yok, hayır, şaka yapıyorsun ama. Yok. Yeter bu kadar, daha ne yapacaksın be? Şaka. Senin için bir şey değil ki bunlar. Şaka yapıyorsun. Senden çok hoşlanıyorum. Bilmem. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, teşekkürler, siz? Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen abi? Senin için buradayım. Eyvallah, İyiyim. Sağ ol. Allah razı olsun. Ah, çok enteresan. Anlatmanı hissedebiliyorum şu anda. Fazla heyecanlısın. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Ağzınıza sağlık. Elinize sağlık. Hayırlı olsun inşallah. Eyvallah. Sağ olun. İnşallah düğünde görüşmek üzere. Allah razı olsun. Saygılar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Güzel şeyler duymak istiyorum. O algıların içine girmemeni istiyorum. Kendini daha iyi ifade etmeni istiyorum. Gözüme bakarak konuşmanı daha çok. Kendini daha iyi ifade etmeni istiyorum. Sen de orada kendini iyi ifade edemeyince bu sefer algılar başka tarafa dönüşüyor ve benim sana olan duygularımın hiçbir anlam ifade etmediğini hissettiğim için orada sana karşı bir sesimi yükselttim ve yanlış bir terim kullandım, yanlış bir cümle kullandım. Bunun için senden özür diliyorum ama ben bu evde sadece seni tanımak ve seninle olmak istiyorum. Bunu ilk önce bir kafana sok. Duygu olarak hissettiklerini bilmiyorum, bana karşı ne hissettiğini de bilmiyorum. Benim hissettiklerimi de bana karşı hissetmeyebilirsin, normaldir ama şu anda bana inandığını da biliyorum, güvendiğini de biliyorum. Şöyle, güvenmek için zaten çok erken de, evet, özrün ki güzel oldu. Bu kadar beklemiyordum. Evet, senden bir özür bekliyordum sabahtan beri çünkü çok kırıldım. Gerçekten çok kırıldım. Ben bir şeyler yanlış anlatmaktan ziyade, Ünal, gerçekten eve geldiğimden beri çok büyük konuştum. Büyük konuştum, her şey başıma geldiği için artık ben büyük konuşmam. Hani burada başka bir şey de sorulsaydı ben yine büyük konuşmam diyeceğim. Hani bunu bekar olsun, bekar adayları kalan olsun yine sorulsa ben yine büyük konuşmam diyeceğim. Ki ben o kadar da şeydim. Bu işte bu cümlede beni eziyor, anlatabiliyor muyum? Yani bu sefer de benim, bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu güzel bir günde amacım tartışmak veya hani bir şeyler. Kesinlikle ve kesinlikle sadece senden şunu istiyorum. Ben isterim de sana karşı hep doğru oldum. Hiç yalan konuşmadım sana. Ve senin benim hayatımın üstündeki söylemiş olacağım bütün şeylere de ben varım. Seninle olmak istiyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Ciddi bir ilişki istiyorum. Bu evde veya dışarıda fark etmiyor. Seninle bir yuvam olmasını istiyorum. Bunu gönülden istiyorum ama bil bunu. Ya bunu bir haftaya, 10 güne bölme. Bu duygudur. Bu hissidir yani. Sana hissettikleri bir şeyi bu yaşıma kadar kimse hissetmedi. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Şu anda çok ciddiyim. Hayır. Hayır yani, değil. Şu anda çok ciddiyim. Fazla heyecanlandım fark ettim. Evet, dans ederken bile o şimdi geçti bu yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bu heyecanın sebebi senin olman. Normalde başka bir sürpriz olsaydı bu kadar heyecanlanmazdım. Ben tekrar da damatlar evinde de söylüyorum bunu. Ben Kaan gibi kötü bir tabir kullanıp da seni buradan alıp hani almadan gitmem bana zaten yakışmaz. Benim duruşum farklı. Kesinlikle. Ama niyetim seni bizim evimize gelin almamız. Ya
istiyorum. Bunu ailemle ben de çok istiyorum. Ailenle konuştun yani. Ya al. Kim affetsin beni. Kız şuraya düştü mü? Yok burada. Vay romantik Mersi erkek. Mersi diyor bir de ya. Arkadaşım bir şey söyleyeceğim. Ben seni dışarıdan tanırım. Büyük sözler edeceğim. Böyle bir şey yapacağın aklımın ucundan geçmez. Teşekkür ederim. Sana yani, konduramam. Beğendiyse ne mutlu bana. Ben ama çok beğendim. Takip. Çok teşekkür ederim. Sen çok sağ ol. Sen de. Çok teşekkür ederim. Aferin sana be. Çak be. Aslanım benim. Kolay gelsin size de Didem. Kolay gelsin. Sağ ol. İnan. Çok güzel vallahi sürpriz de kalpten söylüyorum. Tebrik ediyorum arkadaşım. Teşekkür ederim Didem. Helal sağ olsun teşekkür, sana. Sağ ol. Çok güzel sürpriz. Ya yollamasaydın. Azıcık tıngırtın asaydı abi bize ya. Bizde de böyle bir şeyler. Söylemeydi. Ya aslında çok şey de önemli de bir müzisyendir. Bizi kırmadı geldi. Ona da ayrattım. Buradan teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kal. Diledin mi özrünü? İçin rahatladı mı? Dilecek. Sibel'i tutun lütfen. Hayır. Sibel'cim. Ne oldu ben söyle. Ben şok oldum. Sibel gel bakalım. Sonunda hayalindeki adam geldi. Neden hayalindeki? Aşkım mutlu ediyor sen işte. Ne kadar ince düşünceli bir çocuk. Özürden yani, daha güzel bir şey yaptı. Böyle bence. Özür mü olur? Ben hayatımda böyle özür görmedim. Her özür böyle olacaksa Ünal. Allah Allah. Yemin ederim. Yani bir duruş olsun bana yeterli ya. Gerçekten bunlar pek yani. Ah. Yani çok şaşkınım ya. Maşallah maşallah. Ben bunu çok beğendim değil mi sürprizini? Çok beğendik gerçekten. Bayıldım. Ne olur sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bulmak.